Evet, yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugünkü videomuz sular altında kalmadan yeni mahallemiz yani dördüncü mahallemiz olan Vecanget Mahallesi. Evet. Yeniden merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz okul Artvin İlköğretim Okulu. Yani Artvin 16 Mart İlköğretim Okulu. Burası Vecenget'e bağlı bir okuldu. Bütün doktorlarımız, Vecenget'ten çıkan doktorlarımız, avukatlarımız hep bu okulda okudular. Bu okul yaklaşık olarak 10 yıl önce nüfusu az olduğu için buradan alındı ve İnönü İlköğretim Okulu olarak Ahalt'taki yerine verildi. Şöyle bir hale bürünmüş. Burada okuyanlar da burayı az çok bileceklerdir zaten. Ben de yine içini göstermeye çalışayım size. Burada bir tarih vardı. Burada bir anılar vardı. Burada insanlar, çocuklar, herkes okudu. Mükemmel zamanlar geçirdiler. Şimdi tarih oluyor buralar. Sular altında kalıyor. Gördüğünüz gibi orada da bir çalışma var. Böyle diğer taraflarına doğru da devam edelim. Bu arada bugünkü videomuzda da bana eşlik edecek arkadaşlarım Oğuz ve Hakan. Hakan Vecenget'te doğduğu için bana daha fazla yardımcı olacaktır. Buraları beraber gezeceğiz ve herkesin anılarını Hakan anlatacak bize. Biz de tarihe tanıklık etmiş olacağız. Evet, şimdi Hakan arkadaşımızdan bu okulla alakalı birkaç bilgi de almak istiyoruz. Evet. Merhabalar, ben Hakan Yiğit. Yusufeli ilçesinde inşaat mühendisi olarak 4 yıldır ofisim var. Köylere proje hizmeti veriyorum. Burada ilkokula başladım. 4 yıl boyunca burada okudum. Sonra Artvin'e taşındığımız için orada eğitim hayatıma devam ettim. Bu okulumuzdan yani Yusufeli ilçesine çok avukatlar, mühendisler, doktorlar, öğretmenler çıktı. İsminden de belli olduğu gibi 16 Mart Yusufeli'nin kurtuluşu olduğu için bu isim verilmiş. Zamanında burada 5 tane öğretmenle beraber 120-130 tane öğrencinin olduğu bir yerdi. Taşıma sistemi vardı. Bahçeli Köyü, Lantiyet, Vecenget, Minahdev, yukarıdaki mahalle, arkadaki mahalledeki Sapanet Mahallesi'nden insanlar gelirdi. Sonra taşıma sistemini İnönü'ye alınca gördüğünüz gibi biraz nüfus da azalınca okul kapatıldı ve 10 yıldır böyle. Ama anılarımız yani Vecenget denince akla gelen çok güzel bir yer. Teşekkür ediyoruz Hakan'cığım. Hakan'la devam edeceğiz konuşmaya. Hakan bize bütün Vecenget Mahallesi'ni tanıtacak. Şimdi yavaş yavaş Vecenget'e doğru gireceğiz arkadaşlar. Evet, biz böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Arka taraf tam olarak Vecenget Mahallesi. Şuradan, şu yoldan yukarıya doğru çıkmayı düşünüyorum. Orada bir teyzemiz var. Onunla da görüşmek istiyorum. Bakalım. Çok da güzel bir yolu var.
neredesin? Selamünaleyküm. Teyzeciğim nasılsın? Dedin hep yemeğe uğruyorum. Bir de dedim normal uğrayayım bari biz. Öğrenme neydi? Burada mı doğdunuz? Burada mı büyüdünüz? Ben buraya kaç geldim. Köç geldiniz. Kaç yıl oldu burada yaşayalı? Abi oturacağım. He gel. Gel otur abi. Gel. Aman abi şuna böyle tatlı bir şey. Gel bir otur bir sohbet edelim. Neydesin ya? Teyzeciğim adın soyadın nedir? Adım Havva. Havva. Soy ismin neydi? Akyürek. Akyürek. Evet. Burada doğmadın ama buraya göç ettin. Ne zaman geldiniz buraya? Buraya 20 yaşındayken geldim. 20 yaşında evlenip geldiniz buraya. Evet. Var mı burada güzel anılarınız, hatıralarınız geçti mi? Ne düşünüyorsunuz burayla alakalı? Buraya ne alakalı neydi? Hatta elimizden çıktı. Su doluyor. Su doluyor. Su doluyor. Peki bütün hatıralarınız burada geçti sizin de. Evet. Bütün çocuk, gençliğiniz, genç kızlığınız hep buradaydınız. Evet, evet. Var mı güzel bir hatıranız var mı burayla alakalı? Ya, hatıra milletimiz var işte, milletimiz var. Ne yapalım? Komşuluğunuz nasıldı burada? Komşuları. Ya komşu kızım bazı seyirliyor, bazısı bakmasın ki ya öyle ya, ya bir şey yok, oluyor yani. Hı, kaç yaşındasınız? 83. 83. Allah daha uzun ömürler versin. Olmaz. Daha gezemiyorum. Olur mu? Olur mu? Allah daha uzun ömürler versin. Bir 83 sene daha yaşa. Ne olacak? Ana. Neden? Allah iman kurabilir. Amin. 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 Allah iman kurabilir. Ama iyisin iyi. Durumun iyi. Ama dinindeki düşün. Olsun. Hepimiz bir şekilde o durumları yaşıyoruz hayatımızın içerisinde. Biz de burada Yusufeli'nde yaşıyorum ben de. Ben de Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşıyorum. Tekkaleliyim. Tekkaleli mi? Evet, Tekkaleli. Benim evim o Tekkale'ye yakın düşmüş. Oraya mı yakın? Üçüncü bölgede o zaman. İşte öyle bir şey. Görebildin mi evini? Oğlum götürdü. Beğendin mi evini? Güzel mi? Ne olacak? Artık ancak olacak. Buraların yerini tutar mı ama? Tutmaya da tutmuyor. Ne değil bahçe, mi? Ne bahçesi var, ne parkı, bir şey, yeşil yok, yeşil. Bu evin içerisinde tutar mı hiç bu evdeki hatıralarını? Tutmuyor. Dedemiz rahmetli oldu herhalde. Evet. Kaç yıl oldu? 15 sene. 15 sene oldu. Yakın. Yalnız yaşıyorsun. Ne yapayım oğlum, görevde, torunlar orada okuyorlar, görevde. Hepsine selam gönderebilirsin buradan, onlar da izleyecekler bunu. Şimdi. Tabii şimdi izleyecekler onlar da bunu. Ben diyeyim mi selam edeyim? Pazartesi günü tabii selam söyle. Çocuklarına selam söyleyebilirsin. İmran kızım selam söyleyeyim sana. Hani söz? Torunların var mı? Var. Onlara da selam söyle. Onlar pazartesi günü izleyecekler bu videoyu. Torunlarıma abi şimdi diyorum ama ses. Şimdi söyle pazartesi günü görecekler. Onlar da sana selam söyleyecekler. Telefon açarlar sana muhtemelen. İzledikten sonra. Kızım İmran, ben sana selam söyleyeyim, gözlerinden öpüyorum. Ah, kurastım ha. Kurastım size Puzi'de. Güneş sana da. Güneş. İşitmezler ki. İşitirler onlar, işitirler. Okulda da güneş. Teyzeciğim çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Sağ ol, size sağ ol. Allah uzun ömürler versin. Amin. İnşallah güzel güzel, mutlu mutlu yukarıda da yaşarsın. Torunlarınla, çocuklarınla yani, beraber. Yani uzuksan kurtarırım belki. Yani orada yukarıda belki çocukların da gelir. Etrafında millet de olur. Buraya çıkmak isterler. Buraya gelmiyorlar buralara. Gelmiyorlar değil mi buraya? Ne duruyorsun diye babaanne. Ne duruyorsun burada? Yeni yer olunca orada hep beraber yaşarsınız ama. Yani orada gelmişler bile görevler oralarda ya. Hı hı. Onun için çok neden geleceğim. Anladım. Burayla alakalı güzel bir hatıran var mı hiç? Bir şey... Yaşadığın bir şey var mı? Böyle hiç unutamadığın bir gün. Elbette ki. Unutamıyoruz. Adamımız gitti. Unutamıyordum. Ben de diyeyim ne zaman gideceğim yanına. He, unutamadığın tek herhalde dedemizi unutamıyorsun. Daha... Burayı o yaptı herhalde. Elbette ki. Bak yönüden yaptı ama şimdi daha hiç kıymeti kalmadı. Bozacaklar. Hmm. Bak. Bozacaklar. Peki. Peki teyzeciğim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Siz de sağ olun, Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Gördüm. Fotoğrafı alak senin. Neyi? Senin fotoğrafını alak. Beraber fotoğraf mı? Ben çok çıktım ya. Senin bana ver fotoğraftan. Ha bunun şeyini mi? Senin videoyu mu? Sen telefonu bana ver. Ben seni fotoğraf çekeyim. Teyzeme de aynı o fotoğraftan bir tane ver.
seninle beraber bir fotoğraf çekilmek istiyorum. Tamam çekiliyor tabii ki diyeceğim. Madem tatsız bir görüntü olmasın. Tamam. Geldi işte bakalım hayırlısı. Hadi görüşürüz. Evet, Hava teyzemizle beraberdik. Hava teyzemiz 83 yaşında, 15 sene önce eşini kaybetmiş. Onun hatıralarıyla burada yaşıyor. Yeni Yusufeli'nde inşallah diyor, çevremde daha fazla insan olur ve daha mutlu bir hayat sürelim diyor. Ona da Allah daha uzun ömürler versin. Çok tatlı bir teyzemizdi. Devam edelim.
Evet, burası da Hakanların evi. Evet. Ayva, ayva, incir, dut, kiraz, zeytin, nar, şeftali. Yani aklına ne geliyorsa var. Bildiğin Akdeniz iklimi gibi bir yer. Ama yeni ilçede hiçbiri olmayacak. Tabii ki üzücü. Evet, şöyle içeriye doğru biraz daha gidelim. Evet, tohumlarlar var şurada. O zaman çok yaklaşmayalım. Şöyle. Hakan arkadaşımıza da. Burası 60-70 yıllık böyle. Tarihi bir yer işte. Zaten şu tahtalardan belli. Evet. Ambar. Yani ismi zaten. Böyle de herkes bilir. Yeni dünya ağacı da var, evet. Çam ağacı mı? Çam ağacı var, evin tam ortasında bir çam ağacı var. Galiba kuzenim doğduğunda ekmişler, 40 yıl falan olmuş. 40 yıllık bir çam ağacı. 40 yılda bu boya gelmiş. Doktorumuz ve elektrik mühendisi kardeşimizin evi de hemen şurada. Emin ve Mehmet'e de selam söyleyelim buradan. Öyle. Evet, mahallelerin videolarını çekiyorum da biliyorsunuz. Ya olur mu? Sizi de görmemiz lazım. Olur olur. Ben de buralıyım ya, yabancı değilim. Kolay gelsin. Oho, orada bak şeyler pişiyor. İyi abi, sen nasılsın? İyi dolar. Küme yapılıyor arkadaşlar burada, mükemmel. Yusufeli kümelerini bilirsiniz. Şöyle abicim, hemen biraz bir şeyler soralım sana da. Burada büyüdün, burada yaşadın. Nasıl hocam? Niye? Becan Getli olan ablamız mı? Abi, Becan. Abla, kaç yıldır buradasın? Kaç yıldır buradayım? Doğdum doğma büyüme buralıyız da. 20 yıldır da buraya evlendikten sonra geri yerleştim. 20 yıl
Hatta 25 yıl. 25 yıldır buradasın. 25 yıldır buradayız. Öncesinde bir 10 yıl, 15 yıl falan da Göcek, Çeltikdüzü'nde oturduk. Doğma büyüme buralıyız. Burayla alakalı hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Burayla alakalı. Vardır, vardır. Anılar çok. Olmaz mı? Bir anınızı öğrensek burayla alakalı. Öyle hiç unutamadığınız, unutamayacağınız. Ya şimdi kötü anılar var, unutulmuyor. İyi anılarımızı hatırlayalım. Zaten gidiyoruz buradan, baraj oluyor burası. İyi bir anınız varsa böyle kısa güzel. Anılarımız aslında hepsi güzel, hepsi iyi anılar. Mesela şu anda çok işimiz, hani herkesin işi olduğu için yalnız yapıyoruz bu işi de. Aslında şu anda biz burada 5-6 kişi olurduk. 5-6 kişi hep birlikte oturur bunu yapardık, ederdik. Arkasından güzel çayımızı içerdik. Ama şimdi taşınma telaşı, herkesin işi hani herkes kendi başını bağlayamıyor derler ya. Evet. Yani bizim anılarımız öyle. Eviniz çıktı mı? Evimiz çıktı. Nasıl? Nerede? Hangi bölgede? Evimiz ikinci bölge, ikinci etap. Gidip görebildiniz mi? Gittik, temizledik, gördük. Nasıl? Ama, yani sıkıntılar çok. Muhatap bulamıyorsun. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Ya sana o zaman sana. Gittik hani şey yapalım dedik. Ha burada da var çocukları. Ha ben yiyorum benim gayet iyi. Temizlik yapalım dedim. Hiçbir yerden su gitmiyor. Bütün sular banyoya giriyorsun geri geliyor. Giderler balkona, he. Giderler yani sanki böyle hani bilinçli yapılmış gibi giderler yukarıda. Suyu ittireceksin ki gitsin ittiriyorsun. Buradan ittiriyorsun oraya, oradan ittiriyorsun buraya. Hepsi sıkıntı yani. Yapımlar problemli. Evet. Yani fayansçılar problemli. Başka bir şey şu anda bir şeyim yok da sıkıntı yok da. Giderler hep problem. Yani onun haricinde iyi. Aslında hani çok da böyle şey değil. Hani memnuniyetsiz değiliz. İyi ama tabii dün gittim oraya hissettiğimi söyleyeyim. Sanki böyle yabancı bir yere gitmişim. Değil mi? Sanki böyle buraya gelince memlekete geldim gibi oldu. Aslında baksan şu karşı tarafta. Yani. Uzak değil. Öyle işte. Yani bir yere gittik uzak, bayağı bir uzak bir yere gittik. Hiç bizimle alakası yok. Ama buraya gelince memlekete geldim. Aynen toprakla. Buranın sineği bile daha özel ya. Çok net söylüyorum. Yani orada. İşte burada doğmuş, burada büyümüşüz ya. Farklı. Abi teşekkür ediyoruz. Bize de bir hatıra olsun. Bize de bir hatıra olsun. Aynen. Size de kolay gelsin. Hadi yani görüşürüz. Bunu haftaya pazartesi günü YouTube'a atıyorum. Çok sağ ol. Allah razı olsun. YouTube'da zaten bütün mahalleleri attım. Şimdi sırada Vecenget var. Bir de Merkez Mahallesi kaldı. Burası da Vecenget'in Vecenget camisi. Burası da daha sonrasında onarım gördü ama değil mi? Burada eskiden bir şadırvan vardı, o yıkıldı. Ondan sonra böyle bir alta tuvalet yaptılar. Altta imam için ev yaptılar. Üstte cami. Ama bu da kaç yıllık cami burası? Bu da çok eskidir ya. En az 50 yıllık var. 50 yıllık bir cami.
Öğretmen miydi? Tabii tabii, eski. Hocam merhaba. Nasılsınız? Ya biz de öyle, vecen git gitmeden... Merhaba hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, teşekkürler, sağ olun. Ali hocam da 16 Mart'ta görev yapmıştı. Hocam da buralı mısınız siz de? Buralıyım. Buralısınız. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Çeltikdüzü'nde. Vecengep'te. Vecengep'te yaşamıyorum şu an. Burada çalıştım. Oğlum burada çalıştınız bayağı. Burada 12 sene çalıştım. Evet. Buraya ait bir hatıranız var mı? Çok hatıram vardı şu an. Çok basit, çok küçük bir tanesini alabiliriz burayı sizden. Burayı seviyoruz biz. Aha. Bu öğrencilerimi, bunları. Bütün öğrencilerimiz de buradaydı zaten. Seviyoruz ki bak geldik yıllar evet. Sonra yine buraya. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler dilerim. İyi günler. Hocam iyisiniz de. Abi merhaba. Merhaba kardeşim. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Abi Vecengep'te misin sen de? He, Vecengep'te. Kaç yaşındasın? Kaç yıldır buradasın? Buradayım. Doğdum doğalı buradayım. Doğdum ama doğalı. Çok dışarıda kaldım. Çok dışarıda kaldım. Son mu artık bu Vecengep? Hemen hemen son demek. Son demek. Evet. Var mı küçük bir hatıran var mı burayla alakalı? Ya insan hatırası olmadı mı? Tabii ki memleketim. Vardır, küçük bir hatıran alabilir miyim? Ya anlatmasını baş ver. Şimdi öyle şeyleri istemiyorum, hatırayı anlatmayı falan. Düşünmüyorum ya. Başka. Anladım. Gerek yok. Yeni yerleşim yerinde yeriniz var mı? Eviniz var mı? Var. Bir anneme bir ev çıktı. Hı hı. Orada kalacağız iki kardeş. Anladım. Şimdi evli insanlara ev veriyorlar. O bize de vermediler ev. Anladım. Bir şey yapamazsın. Bu devletin ve insanların görüşü böyle. Aynen. Saygı duymak lazım. Aynen. İnisiyatifleri bu yönde olmuş. Yapacak tabii tabii. Şey yani şimdi öyle düşünüyorlarsa insanlara... Anladım. Ne yapacaksın? Biz de öyle düşünmek zorundayız. Anladım. Başka bir şey değil. Peki çok teşekkür ederim. Ben abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Evet teyzelerim. Teyzem adın neydi? Gitme. Gitme nereye gitsin? Gel yanıma. Buradayım. O da burada. Ben burada. Merhaba teyzeciğim, nasılsın? İyiyim. Yani İsmin nedir? Gülerser Özdemir. Gülerser Özdemir. Teyzeciğim kaç senedir buradasın? Burada 50 sene, 52 sene. 52 sene. Ve gelin geldim buraya, kaç senedir buradayım. Nasıl? Anıların, hatıraları nedir burayla alakalı? Nasıl bir yapacağım, nasıl geleceğim bilmiyorum ki yani. Küçük bir tane anını anlatır mısın bana? Neden anlattım sana? İneklerimi anlattım. Olsun, benim teyzemin de inekleri vardı. O eskiden bir film varmış, hatırlarsın sen. C.R. Meyer onların isimlerini koymuştu öyle. Neydi o? Dallas. He. Dallas'ın bütün karakterlerini ineklerine koymuştu isimlerini. Olabilir, olabilir de işte öyle ne bileyim yiye yiyen. Malından küçük yaşam bile hasırlamışım malından. Bırakıp bir yere gidemiyorum. Anladım. Ne bileyim işte. Çıktı mı yeni çok... yerleşim yerinde ev? Çıktı ev ama ben gittim oturuyorum, bir saat oturamadım. Balkonda oturdum, konuşacak insan yok, komşu rahat yok. Rahat edemedin. Bahçeye çıkamadım. Değil mi? Alabilirsem bir kisporlukta bir ev almak isterim. Yaylada evim var. He, yaylada evim var. Orada eğlence yapar olana kadar. He, kisporutlu musunuz? Kisporutlu, anne babam oralı. Annem babam kisporutlu, ben de kisporutluyum ya bir tarafım. Emre Erdin teyzesi. Kisporutta kimlerden? Şerif Yılmaz yok muydu? Ben onun torunuyum. Şerif Yılmaz. Orta mahalle, nereydin mahalle? Yani ben Kazafora'da oturuyorum şu anda. Tamam. Şeyde Derekapı'da yerler var idi. Oraları ne aldık o tüdü şey? Aynen öyle. Tünel Emre Erdin teyzesi oraları. Emre Erdin teyzesi. Ha. Emre'nin şeyi. Emre de gelecek de gelmedi. Niye? Bilmiyorum. Kameradan i̇şte çekindi biraz. İneklerimizle işte. Ayıramıyorum inekler. Yoksa da ne yapacağım? Ne yapacaksın inekleri? Satacak mısın yoksa ahırları kullanmayı düşünüyor musun? Ahırları da kullanmayı düşündüğüm için oradan öyle ben arabayla nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim ki kullanayım? Yani arabayla bile 15-20 dakika. Arabada şoför, dedem şoför değil. Çocuklar yanımda değil. Ankara'la da, bir Erzurum'la buradan da. Söyleyelim o zaman, Emre gelsin, Emre götürsün. Öyle mi diyor? Evet. Tamam. Buradan Emre'ye sesleniyoruz. Emre gel, teyzeni ahıra götür her sabah. Yoksa kaymak yedirmem bak. Yoksa kaymak yedirmem. Selam söyle İbrahim abi onlara. Selam da söyle. Halil'im hepsi. Tabii. Izi, herkes izler. Sen yaylığa gitmişsin, evleri gördün mü? Neyse çocuklara selam söyle, hepsini öptüm canım benim. Kendine çok iyi bak teyzeciğim, çok sağ ol. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Evet, orada da teyzelerimiz bizi bekliyor. Onlarla da muhabbet edeceğiz. Ali abinin annesi. Ali abinin annesinin yanına geliyoruz. Yusuf Pehlivan vardı. Yusuf Pehlivan'ın da gelini. Evet, şöyle yaklaşalım.
Bey. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Adın nedir teyzeciğim? Lütfiye İlgin. Nedir? Burada bir hatıran var mı? Bana bir anı anlatabilir misin? Oo, kaç çok, yıldır buradasın? Çok ömrüm burada geçti. Çocukluğum buradaydı. Ömrüm, yaşım burada geçti. Kaç yaşındasın? Kadınlara yaşı sorulmaz ama. Yakın kaç yaşındayım? 6 ay öneşiyim. 71. O zaman 70 senedir sen buradasın. He, 70 senedir. O zaman küçük bir tane anını anlat bakalım burayla alakalı. Hatıranı anlat. Hani hatır geldik, kırıldık, budandık. Şimdi kapı bacağımızdan olacağız. İşte ağlı yeri o kimi, gülü yeri o kimi. En keyifli zamanın ne zaman oldu burada? Ha, en keyifli zamanım çocuklarım yanımdaydı, eşim yanımdayken keyifli zaman. Rahmetli mi oldu eşiniz? Oldu. Allah rahmet eylesin. Kaç sene doğdu. Tabakan bilmiyor. Hiç bilmiyor. Çocuklarınız burada mı yaşıyorlar yoksa dışarıda mı? Çocuklarım hep dışarıda. Dışarıda yaşıyorlar. Oğlum çarşıda avukat. Kızımın biri Bursa'da, biri İstanbul'da. İşte ben de yanalım başlayayım. Evin çıktı mı? Çıktı. Gidip gezdin mi evine? Gezdim. Güzel mi? Güzel. Vallahi. Çok güzel ama gene abi bizim kapı bacamız. Burayı tutar mı? Burayı tutma şansı yok. Yok. Bak burada yıllardır burada oturuyorsunuz. Şurada bir tane taşın üzerine koymuşsunuz. Tahta oturuyorsunuz. Gelani görüyorum. Orada kimi tanıyacak, kimi yapacak. Burada ettiğiniz muhabbetin %1'ini orada yapma şansınız yok. O tabii bir tane gene bile sunucu geldi. Herkes bak benim yerim merkez. Orada iniyor sesini bile uzarsın dedim. Merkez. Gelani görüyorum, gelani görüyorum. Ben hiç olsan bir yerim ki. Böyle yeri bulamamışsın. Bir tane tahta koymuşsun, iki tane de taş var altında. Başka da bir şey yok. Ama ben de Kazak Oralıyım. Ben de merkezdenim. Ama şimdi mesela teyzeciğim kaçıncı bölgede evin? Birinci. Seninki kaçıncı bölgede? Dördüncü. Bak. Biri birinci bölgede, biri dördüncü bölgede. Siz bir daha birbirinizi ne zaman göreceksiniz? İşte bulamazsın. Ben bulmuşumdu iyice ama ben ne bileyim gidip de evini bulamazsın. Okul yazarlığımda yok. Değil mi? Çarşıya geldim. Çarşıda. Ama kaç tane ev var? Ne bileyim kankinin şey diyor. Ben telefonu alır derim gelirsin yanıma. Teyze kaç tane evin var? Bir tane. Bir tane varmış. Yani diye hangi ev daha gider edip blablabla mı demez? Ha ya ne bileyim kaç tane evim var diyor yani bilir hangisini bulacağım ben diye. Kaç tane ev var diye orada. Nereden bulayım ben? Ya işte bak bunu bulamayacağız bir daha. Bulamayacağım. Dünyanın en güzel evini verseler ne fayda eder ki? Şuradaki muhabbetin bir dakikalık muhabbetin şeyi yaptı. Bir gün bahçeye gittim. Köşesi bucağıydı. Değil mi? Bak oralarda meregumuz var. Çocukla değil anne sana kim burada bir yer almamış olmadı. Yer var. Yerlerimiz var, ağacımız, her türlü meylemiz bulunuyor. Ama yani orada zeytin döşürüyor. Ya 5-6 tane öyle kediler var. Alıyoruz. 5-6 tane öyle kediler besliyorum. Şey alıyoruz içeri bak. Götüreceğim ikisini. Her var. Şimdi bir selam söyleyin bakalım. Kime selam söyleyeceksiniz? Herkese bir selam söyle. Pazartesi günü sizi izleyecekler ha. Kızı var selam söyle de İrem. Sen kime söyleyeceksin? Ben de oğullar mı? Hepsine selam. Türkiye'ye selam söyleyin. Bütün Türkiye'ye. Bütün Türkiye'ye. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkese selam söyle. Herkese selam. İyi. Herkese Allah size uzun ömürler, sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler versin inşallah. Size de iyi gelsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gün ömür versin Allah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Burası da Yusufeli'nin tek havuzlu ve 3 katlı villası. Triplex bir villa vardı burada. Havuzu da vardı. Ali Yiğit'e ait. Böyle çok da güzel bir bahçeleri varmış burada. Tavukları bu. Tavukları her şeyi burada. Şimdi tabii burayı biz çocukken biliyorduk ama ben burayı hani dışarıdan gördük sadece. Hiç bu kadar içine girip buraları yakından görme fırsatımız olmamıştı. Tabii Hakan'ın akrabası olduğu için Hakan biliyordur burayı. Evet, evet. Çok yüzdük bu havuzda. Evet. Ama güzel, güzel bir evdi yani gerçekten. Yusufeli standartlar üstünde. Bakalım. Şöyle güzel bir havuzu var. Mış zamanında. Öyle i̇nşallah de köyde bekliyoruz. Yenisini yapar inşallah. Ali abi, köye yenisini bekliyoruz. Köyde de bizim komşu olduğu için. Ha, yüzmek için yer lazımmış Ali abi. Şöyle güzel çam ağaçlarının arasında mükemmel bir havuz burası. Tabii burası şimdi tarih oldu. Faalken gelmek lazım. Şimdi tarih olmuş tabii ki. Gördüğünüz gibi. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar videomuza. Şuradan gördüğünüz üzere
Burası Vecangit'in mezarlığı. Mezarların hepsi %90'ı taşındı. Evler devam ediyor. Burası da Yusuf Ali'nin Türkiye şampiyonlarına çıktığı kano parkuru. Vecangit videomuz tüm hızıyla devam ediyor. Birkaç yer kaldı, birkaç yer sonra videomuzu bitireceğiz. Burası Türkiye şampiyonlarının hazırlandığı, Türkiye şampiyonasının olduğu bir parkur. Hemen yan tarafında da şu gördüğünüz yerde de Yusuf Ali ilçe stadı var. Orada da yıllarca biz top oynadık. Öyle söyleyeyim, öyle tanıtayım. Karşı taraf Sapanet Mahallesi. Bu taraf Vecangit Mahallesi. Şöyle aşağı doğru da ineceğiz. Bağlarda, bahçelerde çalışanlar vardı. Onları da bir görüntülemek istiyorum. Şöyle buradan devam ediyor park. Evet, burası da arkadaşlar yine Vecangit'in neresi Hakan Bey, siz söyleyin. Burası Vecangit Mahallesi'nin setlerin orası diye anılır. Biz bütün gençler burada yüzmeyi öğrendik. Şimdi biraz suların az vakti, biraz biriktiği için, nehir biraz öbür tarafa kaydığı için burası böyle gözükmüyor ama bizim zamanımızda buradan aktığı için biz hep burada öğrendik yüzmeyi. Bütün Vecangit gençliğine selam diliyorum. Hatıraları canlansın. Arkadaşlar bu kadar detaya daha önce, yani detaylı bir şekilde Vecangit'i hiç gezmemiştim. İlk defa geziyorum. Gezme fırsatım oluyor. Gerçekten çok güzel mahalleymiş. Bugüne kadar çektiğim de en güzel video olabilir. Ben çok beğendim. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Size bir küçük bir detay vermek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olun, paylaşın, yorum yazın. Beğenin diyorum ya, buradaki algoritmadan küçücük bir bahsetmek istiyorum. YouTube'da bir algoritma var benim daha çok izlenebilmem için ve yaptığım çekimlere destek olabilmeniz için benim videolarımın beğenip küçücük bir emoji bile olsa, bir emoji yani bir yazı, merhaba, M harfi, S harfi hiç fark etmez, bir yazı, bir yorum bırakmanızı istiyorum. Beğenin, paylaşın, yorum yazın, benim için yeterli. Abone olun tabii ki, bir de abone olmanız da gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Devam edelim. Burada da çok güzel yerler var. Oraları da göstermek istiyorum size.
Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bana yardımcı olan arkadaşlarım Oğuz, teşekkür ederim. Oğuz, yüreğine sağlık. Ve mahalleyi bize gerçekten çok da güzel tanıtan Hakan kardeşimize teşekkür ederiz. Şehzade abi, senin de eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok yani, güzel bir video oldu. Yani burada yaşayan, burada yaşamayan, uzakta olan tüm ve can yetilere bir hatıra olur. Güzel olur. İnşallah özleyeceğiz yani ya. Vallahi kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Zor bir süreç, zor bir zaman. Bakalım ne olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun. Peki, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oğuz, yüreğine sağlık kardeşim. Oğuzcum, teşekkür ediyorum sana da. Seninle de Tekkale videosunda beraber olacağız. İnşallah. Tekkale videosunu yine aynı ekiple çekeceğiz. Tabii ki. Bu sefer de Oğuz arkadaşımız bize o konuda çok yardım edecek. İnşallah. İnşallah bakalım. O videoda bir sonraki hafta olacak galiba. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videomuz beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım güzel bir video çekebilmişizdir size. Kanalıma abone olup, yorum yazıp, beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Algoritmadan biraz önce bahsettim. Küçücük bir emoji dahi koysanız, beğenseniz benim için yeterli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.